şöyle iki tane kabımız var. Ben süslemeye bayılıyorum. O kendi aroması yemeğe gerçekten büyük bir artı değer katıyor. Etimi alıyorum. Her şeyi tütsüleyebilirsiniz. Pirinci, tereyağı, tüm sebzeleri, kuru sebzeleri, eti. Pişmiş olarak da tütsüleyebilirsiniz. Pişmeden önce de tütsüleyebilirsiniz. Şöyle kurumuş kiraz dallarım var. Onları koyuyorum. Şöyle üzerini kapatıyorum, alev sönmek üzereyken. Kenara alıyorum. Gelelim ekmeğimize. Her türlü ekmek kullanabilirsiniz, baget kullanabilirsiniz, normal bildiğimiz beyaz ekmek kullanabilirsiniz. Hafif verev keseceğim bunları ki yüzey alanını çoğaltayım. Şöyle 1 santim kalınlığında doğruyorum. 5-6 dilim alacağım. Yarım soğan alıyorum. O kadar et için kâfi olacaktır. İnce ince kesiyorum. Şöyle aradan da bir tane keselim. Şunları keselim, kenara alalım. Mantar koyacağım. Mantarları da birazcık kalın doğruyorum, her zaman yaptığım gibi. Yarıdan da kesiyorum. Ki çok da büyük parçalar gelmesin, böyle ısıracağımız için. Onları da kenara alalım. Birazcık biberiyem var. İnce ince doğruyorum. Bir de sarımsak, bir diş sarımsak. Her zaman yaptığımız gibi bastırıyoruz. İçindeki yağ esansı çıkartıyoruz. Gelin isterseniz bir etimize bakalım ne durumda. Şöyle. Etimi de ince şeritler halinde keseceğim ekmeğin üstüne koymak için. Bir tarafta ekmeklerimi kızartacağım tereyağında, bir tarafta da bu etlerimi, soğanlarımı, mantarlarımı çevireceğim. Birazcık tereyağlıyım. Bu ekmekler için olsun bu tavam. İçine 3-4 parça atıyorum kısık ateşte. Bu da etler için olsun. Şöyle alalım. Tuz, karabiber. Soğanlarımı da ekleyebilirim. Tereyağım bu arada eridi. Ekmeklerimizi de üzerine koyalım. Hafifçe kızartalım. Bu tereyağın içine bir parça da sarımsak atacağım ki o sarımsağın özü tereyağın içine gitsin. Geri kalan biberiyemi de içine koyuyorum. Kekik de koyabilirsiniz. Amacım etleri birazcık pişirmek, soğanları yumuşatmak. Biraz sonra mantarları ekleyeceğim. Daha sonra da sarımsakla biberiyeyi. Şöyle mantarları da koyabiliriz. Kenara alalım. Bunlara da birazcık tuz. Karabiber. Ekmeklerin bir altına bakalım ne durumdalar. Şöyle iyice tereyağı bulayalım. Ters çevirelim. Her iki tarafı da. Etlerimin piştiğinden emin olduktan sonra sarımsakları ekliyorum. Biberiyelerimizi atalım. Birazcık da taze kekik kopartalım. Tam bir aroma cümbüşü olsun. Çok az da krema koyacağım. Sadece şöyle ıslatmak için. Ekmeğin üstüne, kıtır ekmeğin üstüne etler geldiğinde o hafif suyunu versin diye. Bir taşım kaynatacağım. Ekmeklerimizi yana alalım. Tabağımızı da şöyle alalım. Etlerimiz de hazır. Gelin başlayalım. Şöyle yağlanmasınlar. Domateslerim var. Onlardan da garnitür olarak şöyle keseyim. Tabaklamadan önce. Şöyle yanımıza alalım. Her şeyimiz hazır. Gelin tabaklayalım. Şöyle en son bir karıştırayım. Bütün ekmeklerin üstüne et geleceğinden emin olayım.
Şöyle en az birkaç parça et yerleştirelim. Suyunu daha sonra koyarız. Şöyle biraz suyundan koyalım. Birazcık mantar. Şimdi kestiğimiz domateslerden. Birazcık da üstüne. Mikrofilizlerimizden de alalım. Özellikle maydanoz.